2023 yılında 40.713 çocuk istismarı dosyası açıldı. Dosyalarda 36.275 şüpheli var. Yine 2023 yılında çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan 7.088 sanık mahkum edilirken 7.108 sanık ise beraat etti. Yani çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan tutuklanandan çok aklanan var. Daha geçtiğimiz gün yeni doğan bebekleri para için katleden bir çete yakalandı. AKP iktidarının yıllardır çökmesine öncülük ettiği sağlık sistemi daha birkaç gündür hayatta olan en az 12 yavrumuzun canına kıydı. Soruyoruz, böyle bir ülkede adaletten, yaşam hakkından, özgürlükten, eşitlikten bahsetmek mümkün müdür? Elbette hayır. Zafer Partili kadınlar olarak genel merkezine kadın cinayetlerine karşı mücadele anıtı diken tek partinin üyeleri olarak özlediğimiz, meşalelerimizin aydınlığında aradığımız Türkiye'yi bulmanın da kurmanın da yolunu biliyoruz. Türk kadını tarihten gelen gücünü yan yana gelerek karanlığa karşı mücadele başlatarak tekrar kazanacak ve yobaz kadın düşmanlarını tarihin çöplüğüne sürüp atacaktır. Gelecek ellerimizde, görev omuzlarımızdadır arkadaşlar. Gelecek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerine, canı pahasına bağlı kadınlardadır. Bugün zaferin meşalesini omuzlayan kadınlar, ellerine kan değen hiçbir suçluyu o çok sevdiği ceylan derisi koltuklarda oturtturmayacaktır. Bugün Türkiye'nin 81 ilinin meydanlarında toplandık ve bir kez daha söz veriyoruz. Arkadaşlarımızın canına kasteden, çocuklarımızın canlarıyla, gelecekleriyle oynayan bu düzeni hak ettiği mezara biz gömeceğiz. Çağrımız onurlu, direngen Türk kadınlarına, Zafer Partisi kadınların öldürülmediği, çocuklarımızın güvenle sokaklarında oynayıp, okullarında eğitim gördükleri bir memleket için görev başında. Gelin bu kutlu mücadeleye omuz verin. Katillerden ve işbirlikçilerden hesabı birlikte soralım. Gelin kadın cinayetlerinin, çocuk istismarlarının olmadığı aydınlık Türkiye'yi mücadeleci ellerimizle birlikte inşa edelim.